edilmiş değerli hak kadrolar Mehmet ilçemizin 4. olan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Selam ederiz. Sana ne ediyorum? Bu anlamlı günümüzde, bu demokrasi çöreninde yanımızda olmak, oradaki coşku ve heyecanı sizlerle paylaşmak beni şüphesiz yani 5 seçimi ve 2 o halk oylamasını kazanarak Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi haline gelen AK Parti... Birlikte omuz omuza çalıştık. Gerçekten ne büyük fedakarlıklar içerisinde bu görevi yürüttüğünü en iyi bilenlerden birisiyim. Mehmet ilçemizin değerli başkanı Hüseyin Boz kardeşimizi konuşmasını yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Başbakan Yardımcım, değerli Teşkilat Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, değerli Divan, değerli Milletvekillerim, değerli İl Başkanım, Kadın Kollarımızın, Gençlik Kollarımızın, değerli Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, değerli İl Yönetimimizin, değerli üyeleri, Merkez ilçemizin, mahalle temsilcilerimizin, kıymetli üyeleri, sivil toplum örgütünün değerli temsilcileri, değerli basın, değerli üyelerimiz, değerli delegelerimiz, 4. olağan genel kongremize teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, şimdi Musa Çağlar kardeşime devretmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Bu sürede yüreğini, emeğini ve duasını ve vaktini benimle paylaşan başta genel başkanım, değerli genel merkezde genel başkan yardımcılarım, değerli milletvekillerim, değerli il belediye başkanım, değerli il başkanıma, ilçe başkanlarıma, ilçe belediye başkanlarıma, kadın kollarıma, gençlik kollarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üyelerimize, sandık kurullarımıza, mahalle temsilcilerimize, köy temsilcilerine hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Sözlerimi bitirirken İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un dizilerini hatırlatmak istiyorum. Derdimiz milletimiz, milletimizin derdi derdimiz. Milletimiz görevi bize verdikçe bu dertlere derman olmaya devam edecektir AK Partimiz diyor. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin Çankırı'mıza, partimize ve yeni seçilen arkadaşlara hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 11 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizin sonuncusu olan Merkez İlçe Kongresi'ne tamamını bitirmiş olacağız. Çünkü biz milletin bağrından koptuk da geliyoruz. AK Parti demek düble yol demek. AK Parti demek 25 yılda bitirilemeyen Bolu Dağı Tüneli demek. AK Parti demek bir gece ansızın rahatsızlanan gariban bir köylü vatandaşın kapısına hava ambulansıyla gelip onun dar zamanında onun yanında olan sağlık hizmeti demek. Arzu ettiğimiz birlik ve beraberlik noktasında yürüyelim sevdamızın aktörlerisiniz sizler. Ve 2002'de bu partinin kurulduğu günden bu yana teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış olan ve özellikle Çankırı merkezde çok ciddi işleri birlikte gerçekleştirdiğimiz değerli teşkilat mensuplarımız. Bugün aramızda çok değerli iki büyüğümüz var. Orta Anadolu'nun gururu olan iki değerli büyüğümüz. Birisi teşkilat büyüğümüz, teşkilat başkanımız Ekrem Erdem Bey Sivas'tan ve her daim
hani Çankırı'nın dilinde doladığı 18-19-66 diye hitap ettiğimiz Yozgat'ın değerli yiğit evladı başbakan yardımcımız var aramızda. Bu şölenimize iştirak ettiler. Ben sizlerden onlar için hasreten özel bir alkış almak istiyorum. Kongreler, partilerin önemli etkinliklerinin başında gelir. Bir yandan görev yapan yönetimlerin geçmişe dönük yaptıklarının muhasebesini, hesabını vermesi açısından önem arz ederken, öte yandan da geleceğe dönük perspektifi ortaya koyma bakımından çok önemlidir. Önce bu güzel tabloyu hazırlayan, partimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkesi, hemen herkesi tebrik ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Özellikle 3 dönem burada ilçe başkanlığı yapan ve onurlu bir şekilde 3 dönemi tamamlayarak görevi bugün bir başka arkadaşımıza devredecek Hüseyin Boza'da şükranlarımı arz ediyorum. Bizler çok büyük bir partinin, dünya markası haline gelmiş büyük bir partinin mensuplarıyız. Hiç şüphesiz başarımızı milletimizin güvenine, samimiyetine, kalpten sıcacık dualarına ve bu çilekeş milletin bağrından kopup gelmiş adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Aynı dağın yeri, aynı bağın gülü, aynı sazın teli inancıyla 70 milyonu kucaklayan partimiz Türkiye'de değişimin, dönüşümün, adaletin, demokrasinin ve kalkınmanın tek adresi haline gelmiştir. Değerli kardeşlerim, bu milletin rüyalarını gerçekleştirecek olan kadrolar ak kadrolardır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük hizmetlerini yapan, hep ilkleri imza atan, devamlı büyüyen, ilerleyen bu ak kadrolarda görev almak hiç şüphesiz bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Başınızda dünya lideri, referansınız millet iradesi olursa sorumluluğunuz ve omuzlarınızdaki yük de o derece ağır olacaktır. Bizler omuzlarımızdaki bu görevin, bu sorumluluğun bilinciyle durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışacak, liderimizin elini güçlü kılacak çalışmalara imza atacağız inşallah. Vicdan terazimizde milim sapma olmadan, milletin vicdanına kulak vererek bu necip, bu güzel millete, bu güzel şehre ve bu büyük ustaya yaraşır şekilde gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz. Ekiplerine teşekkür ediyorum.